Merhaba. İnkılap tarihinin ilk 20 sorusunda 20. yüzyılda Osmanlı ve Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorularımızı çözmüştük. Şimdi bugün önce 2. Balkan Savaşı ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Daha sonra 1. Dünya Savaşı sorularına geçeceğiz. Ama bunlar 20-20 tutmadığı için her videonun soru sayısı değişebilir. Konu konu olarak ayıracağım. Siz de tekrar ederken daha rahat tekrar etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz: Balkan devletleri arasındaki nokta nokta sorununu çözen İttihat ve Terakki büyük bir hata yapmıştır. Çünkü bundan sonra birleşmişler ve Osmanlı'ya savaş açmışlardır. Balkan devletlerinin bir problemi var ve bu sayede birleşmiyorlar. Birleşmeyince de kuvvetli bir milli isyan başlatamayıp Osmanlı'ya büyük bir sorun yaratmıyorlar. Ya tabii ki azınlık isyanlarıyla Osmanlı zaten problem yaşıyor ama Balkan savaşları kadar büyük bir oluşumun olmamasının nedeni aralarındaki bir problem. İşte İttihat Terakki geleceği doğru öngöremeyip bu problemi çözüyor. Hani kendi halkımın problemlerini çözeyim diye düşünüyor belki iyi niyetle. Ama bu daha sonrasında Balkan savaşlarının yaşanmasına neden olacak. Bahsettiğimiz sorun kiliseler meselesi, kiliseler ve okullar sorunu. İkinci soruya gelelim. Balkan savaşlarındaki Hamidiye Kruvizörü nokta noktadır. Çok başarılı bir savunma yapmış olsa da Yunanları ve Bulgarları durduramamıştır. Özellikle Balkan savaşlarında Hamidiye bölgesindeki kruvizör kendisi, Hamidiye kahramanı unvanı alacak daha sonra, bahsettiğimiz subay Rauf Orbay'dır. Üçüncü soru: ele geçirilen toprakları paylaşmak ve Balkan bunalımını önlemek için nokta nokta konferansı Londra'da toplanmış ancak çözememiştir. Bir konferans topluyorlar, ele geçirilen işte Osmanlı'dan toprak kazandılar ama savaşa giren devletler vardı. Kime ne kadar verilecek, kim nereye alacak problemini çözmek için topladıkları bir konferans. Bu biraz detay bir soru, çıkmaz diyebiliriz ama yine de neden bilmeyelim ki diye düşünüyorum. Bu biraz detay bir soru dediğim gibi ama yine de benim için, benim biraz dikkatimi çekti diyelim ve paylaşmak istedim sizle de. Bu bahsedilen konferans Büyük Elçiler Konferansı'dır. 24. soruya, 4. soruya geliyoruz. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra nokta nokta anlaşması imzalanmış ve Osmanlı sınırı nokta nokta sınırı olarak belirlenmiştir. Hangi antlaşmayla Osmanlı hangi sınıra çekilmiştir? Birinci Balkan Savaşı'nın sonundan bahsediyoruz. Londra Antlaşması'yla Osmanlı'nın Birinci Balkan Savaşı'ndan sonraki sınırı Midye Enes sınırının hattının batısına kadar kaydırılmıştır. Haritasını koyabilirsem hemen şuraya koyacağım. Beşinci soru: bizden ayrılan son Balkan devleti, yani Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan ayrılan son Balkan toprağı Arnavutluğun topraklarıdır ve Arnavutluk Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra kurulmuştur diyebiliriz. Altıncı soruya gelelim. Edirne ve Kırklareli nokta noktaya bırakılmış, böylece Ege Denizi'ne Bulgaristan ulaşmış olmuş. Yani Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Edirne ve Kırklareli'yi alarak Ege Denizi'ne ulaşmıştır. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan Londra Antlaşması'nın maddeleri bu arada bunlar. 7. sonu: bu durumdan rahatsız olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni nokta noktayı zorla istifa ettirip yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirmiştir. Bu olaya nokta nokta denir. İttihat Terakki subaylarının Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda artık hükümete gerçekten sinirlenip Kamil Paşa'yı zorla istifa ettirip Mahmut Şevket Paşa'yı getirdikleri baskının adı Baba Ali baskınıdır. Kamil Paşa olduğunu da açıklarken söyledim. 8. soru: Balkan Savaşı'ndan büyük payı alan nokta noktaya karşı birleşen Balkan ulusları İkinci Balkan Savaşı'nı başlatmıştır. Fırsat bu fırsat diyerek Enver Paşa kaybettiği yerleri geri almak için kolları sulamıştır. Soruda iki tane soru var aslında. Birincisi, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra en fazla toprağı alan Balkan Devleti ve ikinci bilgi olarak da ona karşı diğer Balkan Devletleri'nin birleşerek tekrar savaş açtıklarını, İkinci Balkan Savaşı'nı başlattıklarını görüyoruz. Bahsettiğimiz ülke Bulgaristan. Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan devlettir. 9. soru: Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp Balkan Savaşı'na katılan devlet. İkinci Balkan Savaşı'na. Yani soru şu, size daha önce de söylemiştim. Çıkmış bir soru zaten. Birinci Balkan Savaşı'nda savaşmayıp İkinci Balkan Savaşı'nda savaşan devlet
Romanya'dır. 10. soru. Türk ordusu sadece 2. Balkan Savaşı'nı kastediyoruz. Nokta nokta ile savaşmıştır. Türk ordusu sadece Bulgaristan'la savaşmış. Çünkü maddelere baktığınızda Edirne ve Kırklareli'yi Bulgaristan'a almıştı. Bizim amacımız da orayı kurtarmak. O yüzden Bulgaristan'la savaşıyoruz. 11. soru. Osmanlı'nın katılmadığı Balkan uluslarının kendi aralarında yaptığı anlaşma. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmalar var. Bunda Osmanlı'nın dahil olmadığı Balkan uluslarının kendi aralarında yaptıkları anlaşmayı soruyoruz. Bu anlaşma Bükreş Anlaşması'dır. 12. soru. Bulgaristan ile yapılan barış antlaşmasında sınır Meriç Nehri'ne çekilmiş. Hatırlıyorsunuz 1. Balkan Savaşı'ndaki Londra'dan sonra Midi Enes hattının batısına çekilmiştik. Ancak yeni bir anlaşma yapıyoruz 2. Balkan Savaşı ile ve Meriç Nehri'ne kadar çekiliyoruz. Edirne, Kırklareli, Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı'ya geri verilmiştir. Bahsettiğimiz anlaşma İstanbul Antlaşması'dır. 13. soru. Yanya, Girit, Selanik hangi antlaşmayla Yunanistan'a bırakılmıştır? 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la yaptığımız anlaşma Atina Anlaşması'dır. Tekrar edelim. Bulgaristan'la İstanbul'u yaptık. Balkan ulusları Osmanlı olmadan Bükreş'i yaptı. Osmanlı ve Yunanistan Atina'yı yaptı ve burada Yanya, Girit ve Selanik'i Yunanistan'a veriyoruz. 14. soru. Sınırımız olmadığı halde nokta noktayla topraklarında yaşayan Türk azınlık için anlaşma yapıyoruz. Bu bahsettiğimiz anlaşma hangi ülkeyle yapılmış? Bu anlaşmanın adı da İstanbul. Sırbistan'la yapılmış. Sırbistan'la 2. Balkan Savaşı'nın sonu aslında sınırımız kalmamış oluyor. Haritasını hemen şuraya eklerim yine. Ama yine de orada yaşayan azınlığın haklarını koruyabilmek için bir İstanbul Anlaşması yapıyoruz. O zaman 2. Balkan Savaşı'ndan sonra iki tane İstanbul Anlaşması var. Biri Bulgaristan'la, biri Sırbistan'la. 15. soru. Mustafa Kemal bu savaşta nokta nokta komutanıdır ve Edirne'nin kurtuluşunda yer almıştır. Bulgaristan, Mustafa Kemal bu savaşta Bolayır komutanıdır. Şunu düşünmek gerekir. Şimdi şu an Balkan Savaşları'ndayız ve birkaç slide sonra, birkaç video sonra Çanakkale Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Çanakkale'nin Jonk Bayırı'nda, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in başarılarından bahsedeceğiz. Mustafa Kemal'in Çanakkale ile ilgili tecrübeyi Balkan Savaşı'nda edindiğini buradan görebiliriz. 16. soru, Edirne Fatihi kimdir? 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'dan Edirne'yi kurtaran Enver Paşa'dır. Hamidiye kahramanı kimdir? Az önce bahsetmiştik. Rauf Orbay'dır. 18. soruda artık 1. Dünya Savaşı'nın konularına geçtiğimiz için Balkan Savaşları ile ilgili bir önceki videodan da 2 soru çözdük diye hatırlıyorum. Yine 20 soru çözmüş olduk. Bir sonraki videoda 1. Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın.